Merhaba arkadaşlar. Bugün size şarap yapımını anlatacağım. Çok basit olacak. Hiç böyle detaylı zor aşamalardan geçmeyeceğiz. Size adım adım anlatacağım. Öncelikle güzel üzümler almanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yeni toplanmış ve üzerlerinde bu buğuları olacak. Bakın, bizim şaraplarımızın mayası bu üzümlerin üzerindeki bu buğu gibi olan şeyler vahşi mayalardır. Onun için biz hiç kükürt, şeker, hiçbir şey kullanmayacağız. Sadece üzümden yapacağız. Size adım adım anlatacağım neler yapacağımızı. Burada yaklaşık 30 kilo kadar bir üzüm var. Bundan da ortalama 15 litre civarında bir şarap çıkmasını öngörüyorum. Bakalım nasıl olacak? Adım adım takip ediyoruz. Birinci adımımız öncelikle güzel üzümleri alıp daha sonra bunları taneleme işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci adımımız da üzümleri tanelemek. Üzümlerimiz çok sağlıklı olmalı. Aralarında çürükler, yeşiller falan varsa bunları koymuyoruz içerisine. Çünkü o bizim şarabımızın tadını bozacaktır. Onun için en güzellerinden olan üzümlerimizi böyle taneliyoruz. Neden saplarıyla beraber ezmiyoruz? Çünkü saplar ezilince bu saplardan çıkan sıvılar acı bir tat oluşturur ve keyifsiz bir içim sağlar. Onun için bu saplarından ayırıyoruz. Bu taneleme işlemimiz bittikten sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Devam edelim. Taneleme işlemimiz bitmek üzere. Şarabı sadece bir alkol olarak düşünmüyoruz tabi. İçerisinde birçok mineral olan, vitamin olan güzel bir içecek, sağlıklı bir içecek, kan dolaşımını hızlandıran. Biraz daha üzümlerin cinslerini bilmiyorum açıkçası. İki çeşit üzüm kullanacağım. Bir siyah üzüm, bu Bursa'nın Seçköy'ün yerli üzümü. Bir de bu pembe renkli olan üzümlerden kullanacağım. Şarabın rengini verecek olan üzümün kabuğu arkadaşlar. Bakın size göstereyim ben şu an içerisine. Üzümün içi aslında beyaz. Renkli değil. Rengi verecek olan bu kabuğudur. Biz birkaç gün bu kabuğuyla beraber tutacağız ki bu kabuğundaki hem vahşi mayaları alsın hem de rengini alsın diyerekten. Evet, işlemleri, taneleme işlemlerini sonlandırmak üzereyim. Bundan sonraki aşamada görüşeceğiz birazdan. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Taneleme işlemimiz bitti. Bundan sonraki adımımız patlatma işlemi olacak. Ezeceğiz üzümlerimizi. Yalnız şunu önemli vurgulamak istiyorum. Üzümlerimizi asla yıkamıyoruz. Eğer yıkarsak üzerlerindeki ve vahşi mayalarımız gitmiş olur. Ha bir de tabii ikinci önemli şey, hatta birinci önemli şey şarap yaparken kullandığımız tüm kaplar çok steril olacak ve temiz olacak. Yani yaptığımız mayaların kontamine olmasını istemiyoruz. Eğer o şekilde olursa bozulur ve iyi bir ürün elde edemeyiz. Yıkamıyoruz, temiz kaplar kullanıyoruz ve temizliğe çok özen gösteriyoruz. Patlatma işleminde, ezme işleminde görüşmek üzere. Evet, üzümlerimizi patlatma aşamasına geldik. Ben şöyle bir sistem kuruyorum. Üzümlerim burada. Ezme leğenim burada. Geçiş tepsim burada. Ayaklarım kirlenmesin diyerekten. Ve mayaşeyi boşaltacağım kovam da burada. Dibinde gördüğünüz gibi birkaç damla su damlası var. Bunları sileceğiz. Şimdi birazdan havlu peçeteyle sileceğim. Yalnız ben size şeyi göstereyim. Ayağımızda ezeceğimiz için hijyen demiştik ya. Onu nasıl yaptığımı göstereyim size. Bir saniye. Arkadaşlar ilk önce buzdolabı poşetini geçiriyorum ayağıma ama daha sonra streçle sıkıca sarıyorum. Gördüğünüz gibi komple tur atıyoruz. Birkaç tur atabilirsiniz.
Bunu poşet geçirerek de yapabilirsiniz. Birkaç poşet geçirip lastikle tutturabilirsiniz. Ama böyle çok güzel oluyor. Çok da rahat oluyor. Hem temiz oluyor. Kafanız rahat oluyor. Hem de ezmesi çok. Sakın, burada çok önemli bunu. Bu uyarıyı yapmam lazım. Sakın üzümlerinizi meyve piresiyle ezmeye kalkışmayın. Çünkü üzümlerin içerisindeki çekirdekleri patlatmamamız lazım. Eğer patlatırsak şarabımıza çok acı bir tat verir. Onun için bu istenmeyen bir şeydir. Biz burada sadece üzümlerimizin kabuklarıyla etini birbirinden ayırma işlemini yapacağız. Onu da sadece ezerek yapacağız. Buna üzüm patlatma deniyor. Evet, şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi tanelediğimiz üzümlerimizi leğenimize döküyoruz ve ezmeye başlayacağız. Ben size göstermek için ilk önce bu kısmını yapacağım. Nasıl aktardığımı, nasıl bir sistem kurduğumu. Olayımız budur. O harika renkler çıkıyor. Şarabın rengi mükemmel olacak gibi gözüküyor. Biz bu şekilde ezdiğimiz zaman çekirdeklere kesinlikle zarar vermiyoruz. Ama siz eğer bunu meyve püresiyle yaparsanız çekirdeklere zarar verirsiniz. Ve şarabınız çok kötü bir tada sahip olur. Ayak hijyeni için bu sistemi uygulamanızı öneririm. Hem çok dayanıklı oluyor, hem çok rahat oluyor. Kesinlikle yırtılma, ayağımızın içerisine üzüm suyunun kaçması ihtimali olmuyor. Evet, şimdi bu kadar ezmek kafi. Hemen hemen hepsini patlattık. Şimdi sistemim şu. Ayakların kirlenmesin diyerekten bu yandaki alüminyum tepsiye koyuyorum ayağımı. Daha sonra leğenimizi alıp manşemizi boşaltacağımız bidonumuza döküyoruz. Tabii ben şimdi az bir üzüm koydum size işlemi göstermek için. Şimdi diğerlerini de koyacağım. Sonra ezildikçe yine buraya aktaracağız. Bu da çok temiz bir kap olması lazım. Bunun içerisinde 3-4 gün kalacak manşemiz. Ve daha sonra bu kabın içerisindeki mayışemize neler yapacağımızı ben size izah edeceğim. Evet arkadaşlar, ezme işlemimiz tamamlandı. Ezdiğimiz üzümleri damacanımıza koyduk. Fıçımıza diyelim daha doğrusu. Yalnız size bir uyarı yapmak istiyorum. Bu ezdiğiniz üzümleri koyduğunuz fıçının ağzına kadar doldurmayın. Çünkü yarın göreceksiniz, ben tekrar çekim yapacağım. Bu üzümlerin suyu altına inecek, kabukları yukarıya çıkacak ve buradan taşma ihtimali var. Onun için en azından yarısına kadar veya 1/4'üne kadar en fazla doldurun. Ona göre bir fıçı ayarlayın. Bunu günde en az 2 kez ama mümkünse 4-5 kez bu yukarıya çıkan kabuklarını ıslatmamız gerekiyor. Alt üst etmemiz gerekiyor. Büyük bir kepçe gibi bir şeyle
sürekli alt üst edeceğiz, karıştıracağız, ıslatacağız. Yoksa yukarıda kuruyan kabuklarda bakteri üreyebilir. Bu bekleme işlemini de 3 gün yapabilirsiniz veya 4 gün yapabilirsiniz. Ben genelde 3 gün yapıyorum. 3 günün sonunda süzme işlemine geçiyorum. Bunun üzerine kapağı varsa kapağını koyarsınız. Tabii çok fazla sıkmıyoruz. Sadece böyle emaneten koyuyoruz kapağını. Kesinlikle sıkmıyoruz. Çünkü içeride şu andan itibaren bir fermantasyon işlemi başlamış olacak. Onun için hava sıkışık, sıkıntılı bir durum olmasın diyerekten sadece emaneten koyuyoruz üzerindeki kapağı. Yani yanlarından hava çıkışı olacak. Siz bunun üzerine tülbent de koyabilirsiniz. Herhangi bir tepsi de koyabilirsiniz. Kullandığınız fıçıya göre değişir. Bu şekilde emaneten duracak ve her gün karıştıracaksınız. Şeyin üzerindeki, fıçının üzerindeki yukarıya çıkmış olan kabukları ıslatacaksınız. Yarın görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün birinci günümüz. Bakalım ezdiğimiz üzümler ne durumda. Evet. Yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başlamışlar. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz üzümlerimize. Koku oluşmaya başlamış. Dün tatlı tatlı şıra kokuyordu. Bugün biraz daha böyle mayanın çalışmaya başladığını, kokusunu alıyorsunuz. Zaten bu köpüklenme de onun işareti. Fermantasyon ufak ufak başlamış. Biz böyle yaparak ne yapıyoruz? Kabuğundaki vahşi mayaların suya geçmesini sağlıyoruz. Üçüncü günde tekrar şey yapacağız. Nedir'e bakacağız durumuna göre. Ondan sonra süzme işlemine başlayacağız. Koku güzel. Durumları güzel. Aklımıza geldikçe gelip bunu karıştıracağız. Günde minimum 2 kez ama eğer mümkünse 4-5 kez bu karıştırmayı yapalım arkadaşlar. İkinci gün görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci günün sabahı. Bakalım şıramız ne durumda. Evet, gördüğünüz gibi kabuklar yukarıya çıkmaya başladılar. Bunları ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Gün geçtikçe bu kabukların yukarıya çıkma eylemi daha çok olacak. Onun için daha sık karıştırıyoruz. Kurumasına müsaade etmiyoruz. Sürekli ıslatacağız kabukları. Bir dahaki karıştırmada görüşmek üzere. Evet, bugün üçüncü günü akşamı. Bugün gündüz bir iki kez karıştırıldı. Gördüğünüz gibi sirke sinekler oluşmaya başladı. Bunlar olacak. Bunlardan endişelenmeyin. Bunların olması güzel bir şey. Yani sirke olmuyor tabii de. Bu şey oldukça sinekler oluşmaya başlar. Gördüğünüz gibi bugün birkaç kez karıştırılmasına rağmen bayağı kabar bulmuş. Yani tekrar bir daha şey yapacağım. Şuraya ulaşana kadar bayağı bir mesafe var yani şeyde. Bugün şimdi tekrar bir karıştıracağım. Bu akşam süzmeyi yapacağım. Beraber yapacağız. Son kez karıştıralım. 1-2 saat sonra göreceksiniz. Tekrar yükselmiş olacak kabuklar. Rengimiz harika oldu yalnız bu arada. Müthiş bir şarap olacak. Koku da çok güzel. Şaraplaşmaya başlamış artık. Evet. Umarım
biliyorsunuz. Bunlar hep fermentasyonun köpüklenmeleri. Evet. Birkaç saat sonra artık süzme işlemine başlayacağız. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Sonunda süzme aşamasına geldik. En son çekimimi görmüştünüz. Kabuklarıyla şurayı karıştırmıştık. Şimdi tekrar bakalım durum nedir diye. Gördüğünüz gibi kabukların hepsi tamamen yukarıya çıkmış. Burada çalışırken mümkün olduğunca fazla kapkacak getirin ki bunlar lazım olacak size. Temizliğe çok önem veriyoruz. Bütün kaplarımız temiz ve kuru olacak. Şimdi ben öncelikle şöyle yapacağım. Fıçının içerisindeki kabukları ayrı bir kaba ayıracağım. Onları daha sonra süzeceğim. İlk önce şuraya ulaşmak istiyorum. Çünkü o biraz vaktimi alacak, benim süzgecin içerisinde bekleteceğim. Onun için ilk önce duru suyu bir kaba süzme yapacağım. Yani biraz buradan şurayı alıp kovaya koyacağım. Kovadan ince elekle cam damacanamıza koyacağız. Öncelikle bir kabuklarımızı ayıralım. Ondan sonra ince süzme işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar, ilk önce kabukları alıyorum ayrı bir kaba. Bunları daha sonra süzeceğiz yine tabii. Bunların içerisindeki şırayı da kullanacağız ama öncelikle akışkan olan şıramıza ulaşmak istiyorum ben. O bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Eğer bunları da katıp süzme işlemi yaparsak o bizim işimizi biraz zorlaştırır. Yani biraz da avantaj oldu bu kabukların yukarıya toplanması. Dediğim gibi bütün kaplarımız kuru olacak, temiz olacak. Herhangi bir bakteri olmaması lazım içerisinde. Şuramızı bozmaması lazım. Evet. Şuraya neredeyse ulaşmak üzereyiz. Ben bu sene böyle bir damacana kullanıyorum. Yeni buldum bunu da. Kaç litre olduğunu tam bilmiyorum ama eğer yetmezse daha ufak damacanalarım var. Onlara da koyacağım şeyi, şarabımıza. Evet, şuraya neredeyse yaklaştık. Dediğim gibi bu leğene koyduklarımız heder olmayacak. Onları süzeceğiz. Orada dünya kadar şıra var. Kan gibi görüyorsunuz değil mi? Şıramızın rengi çok güzel bir şarap olacak bu. Evet. Bu arada bana yardım ettiği için, kameramanlık görevini yaptığı için eşime de teşekkür ediyorum. Onu da yoruyorum biraz. Evet. Şimdi buradan alıp kovamıza süzeceğiz. Şuraya ulaştık neredeyse. Yine posaları leğende biriktireceğim. Evet.
yine burada biriktiriyoruz. Daha sonra süzeceğiz. Bunlar şuramızın neredeyse son kez havayla teması. Tabii bir iki kez aktarım yapacağız. O aktarım esnasında da havayla irtibat kuracak ama artık hava kilidiyle muhatap olacak. Şimdi arkadaşlar kovadakini de damacanımıza daha ince bir süzgeçle aktaracağız. Tabii bunu balkonda yapıyoruz. Mutfakta falan yapmayın. Daha sonra bir ay sonra kadar falan şey olacak. Çok tortu birikecek dibinde. O tortuları tekrar aktarım yaparak onlardan kurtulacağız. Bu süzgeç çok ince geldi buna. Evet. Buna farklı bir çözüm bulmam gerekecek. Şimdilik durduruyorum. Birazdan devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir çözüm buldum. İlk önce daha ince bir kevgir olmasını tercih ederdim ama maalesef o şu an yok. Şöyle yapacağım. İlk önce bundan kaba olarak süzeceğim. Bunu da biriktireceğim. Zaten daha sonra bu tortu dibine düşüp biz aktarım yapacağımız zaman o tortudan kurtulacağız. İki aşamalı bir süzgeç süzme işlemi yapıyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bir miktar tortusu burada kaldı. Tamam, bu kafi bizim için. Evet, kovamız boşaldığı için şimdi tekrar diğer süzme işlemine başlıyoruz. Evet, üzüm çekirdeklerini tüketmek isterseniz gördüğünüz gibi üzüm çekirdekleri bolca var burada. Bunları yıkayıp alabilirsiniz isterseniz daha sonra. Tabi bu üzüm kabuklarından da sirke kurabilirsiniz. Çok güzel. Böyle bir imkan da var. Tabi o sizin tercihinize kalmış. Evet, kovadan diğer kabımıza. Keşke şu an şuramızın kokusunu size videoyla aktarabilseydim. İnanın o kadar güzel kokuyor ki. Evet, buradan da tekrar. Sanırım damacana kahve gelecek bize diğerlerini süzdükten sonra. Evet arkadaşlar, burada biraz daha kalmış. Sanırım bir 3 litrelik ufak bir damacana daha kullanacağım kalanlar için. Çünkü önemli bir noktayı söyleyeyim size. Bu damacananın ağzına kadar doldurmuyoruz. Çünkü bunda fermentasyon olacağı için fokurdamalar olacak.
taşmasını istemiyoruz. Onun için şuraya kadar dolduracağız ki rahat çalışmasını yapabilsin şıramız. Eğer buraya kadar doldurursanız bu taşar. Çünkü köpüklenmeler olacak. Onları da ben size videoyu çekeceğim, göstereceğim. Şimdi işlemimiz bu kadar. Ben diğer kabukların süzme işlemini de kısaca size göstereceğim birazdan. Ondan sonra diğer işlemlere devam edeceğiz. Buraya kadar anlamışızdır umarım. Görüşürüz tekrar birazdan. Evet arkadaşlar, anlatmak istediğim buydu işte. Damacananın omuzlarına kadar dolduruyoruz şırayı. Daha fazla doldurmuyoruz. Burası onun çalışma alanı olacak. Daha sonra hava kilidini takacağım. Orada çalışmasını da göstereceğim. Diğer bütün her şeyi süzdüm. Kabukları da süzdüm. Şimdi en son iki süzgece kabukları koydum. Son damlalarını akıtıyor. Bunları da yedek bir 5 litrelik damacanaya koyacaktım. Ama doldurmayacak sanırım. Bunun bir ufağı var, 3 litrelik. Ona koyacağım. Daha sonra biz bu büyük damacanayı aktarım yapıp posalarından ayırırken bir miktar kaybımız olacak posalarla beraber. Onu da diğer ufak damacanadan telafi ederek kapatacağız. Yine bu damacanın omzuna kadar doldurmuş olacağız. Böyle çok fazla da boşluk bırakmıyoruz. Eğer çok fazla da boşluk bırakırsak burada çok fazla hava alanı kalmış olur ve o bakteri üretimine sebebiyet verebilir. Evet, ben buraları bir bu süzme işlemleri tamamlansın. Bir toparlayayım, ondan sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Evet, yerleri de biraz batırdık. Şimdi damacalarımızı içerisine su kaçmasını önleyerek şey yapacağız. Temizliğimizi de yapacağız. Peki, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, büyük damacanamız doldu omzuna kadar. Bir 3 litrelik damacanamızı da doldurduk omzuna kadar. Şimdi hava kilitlerini takacağız. Hava kilit dediğimiz şey budur. Biz bunu damacananın kapağına koyuyoruz. Buraya bir sıvı dolduracağız. Burada fermentasyonla oluşan gaz dışarı çıkacak ama dışarıdan içeriye hava girmeyecek. Bu çok önemlidir. Asla bunun içerisine hava girmeyecek. Eğer hava girerse şıramız şarap olmaz, sirke olur. Tamam mı arkadaşlar? Ben hava kilitlerine genelde su koymuyorum. Ya etil alkol koyuyorum ya da kokusuz vodka koyuyorum. Neden? Çünkü su bakteri üretebilir. Ve buradan içeriye herhangi bir damla sızması halinde şıramızı bozabilir. Onun için vodka veya kokusuz vodka veya etil alkol koyabilirsiniz. Şimdi ben bunların içerisine sıvılarını koyayım. Zaten burada çizgileri var. Nerelere kadar koyacağınızı gösteren işaretler var. Ben de o bulunca da göreceksiniz. Ben şu an etil alkol koyuyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, şekilde etil alkolümüzü koyduk. Şu ayarda koyuyorsunuz. Buraya kadar. Fermentasyon başlayınca zaten o çekimleri de göstereceğim size nasıl hava kabarcıkları attığını. Şimdi bunu buraya sıkıca takıyoruz. Evet arkadaşlar. Zaten fermentasyon başladığı için gördüğünüz gibi hava buradan ittirildi. Sıvıyı ittirdi. Gördüğünüz gibi. Buradan kabarcıklar çıkmaya başlayacak birazdan. Biz diğerini yapana kadar büyük ihtimalle başlayacaktır. Şimdi bu kapağını birçok kişi kapatayım mı diye soruyorlar. Kesinlikle kapatın. Buradan hava çıkar. Merak etmeyin. İçeriye bir şey girmesin. Bu kapağı kapatıyoruz. Tabii şimdi biz bunun içerisine alkol koyduğumuz için alkol uçucu bir şeydir. Bu buradan uçabilir, azalabilir. Bunu zaman zaman kontrol etmemiz gerekecek. Evet. Diğer hava kilidimize alkolümüzü koyalım. Evet. Burada koyduk. Kapağımızı kapatalım. Ve damacanamızı iyice sıkıştıralım. Evet.
Eğer bunlardan kabarcık gelmiyorsa bilin ki sorun var demektir. Bunlardan kabarcık gelmek zorunda. Zaten şu an bu hava kilitlerinin çalıştığını biz görebiliyoruz. Nereden görüyoruz? Buradan hava bastığı için bakın su tamamen şeye geldi, aşağıya geldi. Burası tamamen doldu. Birazdan buradan kabarcık atmaya başlayacak. Bu da aynı şekilde. Tam gösterebiliyor muyum? Evet. Burada da hiç su kalmadı. Burası tamamen dolu. Bakın buraya kadar geldi bastığı için. Şimdi buradan kabarcık atmaya başlayacak. Evet. Genel olarak umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bunu biz nasıl bir yerde muhafaza etmemiz lazım? Hah, bakın başladı. Gördüğünüz gibi takar takmaz fermantasyon başladı. Çünkü biz damacana da bekletirken bu fermantasyon başlamıştı zaten. Köpürmeler, kabarmalar, o kokudan anlıyorduk şeyi. Şu an mayalarımız çalışmaya başlamış. İçerideki şekerleri tüketiyorlar ve karbondioksit gazı veriyorlar. Bu gazlar da o hava kilidi vesilesiyle dışarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel çalışmaya başladı. Eğer bu çalışıyorsa sıkıntı yok demektir. Eğer bu çalışmıyorsa damacananız bir yerden hava alıyor demektir ki o da tehlikeye işarettir. Ona hemen bir çözüm bulmamız lazım. Bu da neredeyse çalışmak üzere. Tabii bu hacim olarak daha büyük olduğu için daha fazla gaz üretiyor. Ve hemen başladı fokurdamaya. Evet, yarın tekrar göstereceğim size. Evet, şey diyordum, ben bunları nerede muhafaza edeceğim? Böyle açıkta muhafaza etmiyoruz. Karanlık, ısısı sık değişmeyen. Ben genelde mutfak dolabının altını, burası bizim kullanmadığımız bir mutfak ünitesi. Bunun altını kullanıyorum. Temiz, karanlık, ısısı neredeyse sabit olan bir yer. Tabii şimdi bu damacanadan aktarım yapacağımız için bunun burada kalması daha avantajıma gelecek. Çünkü taşıması, indirmesi, kaldırması biraz zor. Onun için ben bunu daha sonra şeyle kaplayacağım. Işık geçirmemesi için jelatinle kaplayacağım. Bu şekilde duracak. Hem de video çekimlerimizde size göstermek için ara ara çekimler yapacağım. Evet. Fermantasyon başladı. Baloncukları takar takmaz gördük. Evet. Her şey çok güzel gidiyor şu an için. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Bugün dördüncü gün fermantasyonda. Ağzına kadar doldurmama konusunu sanırım bu videoda daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi şıramız köpürmeye başladı. Yani bu fermantasyon olurken köpürmeye başlıyor. Eğer biz bunu buraya kadar doldurmuş olsaydık bu köpüklerin hepsi burada birikecek ve buradan da taşmış olacaktı. Bunu da belki daha net görürsünüz. Gördüğünüz gibi ilk gün koyduğunuzda sıvı köpürmemişti. Ama fermantasyon başladığı için köpürmeler başlıyor. Ve burada birikme oluyor. Bazen bu daha fazla da olabilir. Sonra boğazdan hava kilidinden çıkar ve buradaki suyumuzu kirletirdi. Ve buna da etil alkol koymuştuk biliyorsunuz. Şuralara kadar geliyordu etil alkolümüz. Buharlaşmış, onun için eksilmiş. Bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Eğer vodka koyarsanız daha geç eksilecektir. Bu etil alkol saf alkol olduğu için daha çabuk eksildi. Mesela bunun üzerine su ilave edebilirsiniz, normal su. Daha sonra tekrar eksilirse tekrar etil alkol eklersiniz. Buna ben ilave ettim. Bunda fermentasyon daha hızlı olduğu için daha fazla buharlaşma oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel baloncuklar çıkıyor. Evet, bu dördüncü günümüz. Daha sonra tekrar size gelişmeleri bildireceğim. Merhaba arkadaşlar. Şarabımızı kurduktan sonra yaklaşık bir hafta geçti. Işık almaması için alüminyum folyo ile kapladım damacanaları. Eğer bu şekilde bir dolabın içerisinde tutuyor olsaydık gerek yoktu alüminyum folyoya ama
Bunu çekim yaptığımız için, sizlere göstereceğim için açıkta bıraktım. Bir de damacana çok ağır. Aktarım için yukarıda olması gerekli. Onun için alüminyum folyo ile kapladım. Siz de eğer böyle bir şey yapacaksanız veya evin ışık alan bir yerinde muhafaza edecekseniz bu şekilde alüminyum folyo ile kaplamanızı öneririm. Evet, baloncuklarımıza bakalım. Kararlı şekilde fermantasyon devam ediyor. Çok güzel çalışıyor gördüğünüz gibi baloncuklarımız. Tabii burada büyük damacana da daha çok şıra olduğu için buradaki aktivasyon daha fazla. Onun için burada daha hızlı bir baloncuk çıkartma var. Bu da tabii ona nazaran daha ufak. Yaklaşık 3 litre gibi bir şıramız var bu ufak damacanada da. Bunda da yine kararlı şekilde baloncuklarımız çıkmaya devam ediyor. Evet, şimdi bu ben tekrar bir daha yaklaşık 2-3 hafta sonra tekrar bir daha şey yapacağız. O zaman çekim yapacağım. Baloncukların hızı biraz daha yavaşlamış olacaktır büyük ihtimalle. Aktarımı beraber yapacağız. Onları göstereceğim size. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Şarabımız kuralı yaklaşık bir ay oldu. Belki bir ayı da geçmiştir. Tam tarihi şu an hatırlamıyorum. Videoyu düzenlerken altına yazacağım kaçıncı günde yaptığımızı. Şimdi gördüğünüz gibi artık baloncuk çıkartma hızı çok düştü. Belki birkaç dakikada bir, belki 5-10 dakikada bir baloncuk atıyor olabilir şeyimiz. Hava filtremiz. Bu da öyle gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunları aktarım yapacağız. Sortularından ayıracağız. İlk önce şu jelatinlerimizi açalım bakalım. Biliyorsunuz ışık almaması için bunlarla kaplamıştık. Şimdi bunları çıkartalım. Durupçum şöyle tutar mısın şeyi? Şunları çıkartayım. Düzgünce çıkartayım ki çünkü tekrar kullanacağım. Şimdi arkadaşlar, şarabımız tortusunu dibine bırakmış gördüğünüz gibi. Şimdi biz bu ilk önce bu kaba tortusundan bir arındıracağız bunu. Aradan yaklaşık bir ay geçtikten sonra tekrar bir aktarım daha yapacağız. Daha sonra artık bekleyerek olgunlaşmasını sağlayacağız. Böyle burada bir damacanamız var. Temiz olması lazım muhakkak. Temiz ve kuru. Aktarma işlemini de bir iki tane farklı aletim var. Onları göstereyim size. Bir tanesi şu. Uzun büyük damacanalardan aktarmak için kullanılan. Bir de benim kendi yaptığım böyle bir sistem var. Ufak şişelerde kullanıyorum. Lastikle sabitleyip şişenin içerisine oturtuyorum bu şekilde. Daha sonra sifonlama yöntemiyle aktarıyorum. Dediğim gibi dibindeki tortuyu almayacağız. Tortunun hemen üzerinden çekim yapıp damacanamıza aktaracağız. Daha sonra da tekrar bu damacanalarımızı temizleyip içerisine koyup hava kilitlerini takacağız. Bu işlemi dediğim gibi bir kez daha uygulayacağız. Dilerseniz bir ay sonra uyguladıktan sonra bir ay sonra daha tekrar yapabilirsiniz. Yine dibine bir miktar tortu çökecektir. Ondan sonra da çok berrak sonuçlar elde edeceğiz. Ben size hatta daha önce yapmış olduğum sonuçları da göstereceğim. Şimdi müsaadenizle ben bir tripoda koyacağım şeyi, telefonu aktarma işlemine başlayacağım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Hava kilitimizi çıkarttık. Bunu tekrar kullanacağız. Onun için şöyle koyalım. Diğer hava kilidimizi
çıkartalım. Evet. Şimdi sifonumuzu ayarlamamız lazım. Tortumuz burada olduğuna göre tortudan çekersek eğer bulanık gelecektir. Şarabımız onun için tortunun hemen üstüne hizaladık. Şarabımız gayet berrak, iyi ayarlamışız suyunu. Mesafesini. Şimdi hatta size yakından da göstereyim. Gayet berrak, temiz geliyor. Evet arkadaşlar, ben her iki damacanadan tek damacanayı dolduracağım. Daha sonra bunları temizledikten sonra tekrar bunların içerisine aktarım yapacağız. Şimdi ilk önce kalın posasından bir ayıralım. Evet, şimdi evet arkadaşlar, aktarma işlemini tamamladık. Yaklaşık tam 19 litre şarabımız var. Tortularımız kaldı gördüğünüz gibi. Tortuya kadar olan kısımlarını aktardık, sifonladık. Şimdi ne yapacağız? Bu pisliklerinden arındıracağız. Bu şeyleri kurutacağız. Daha sonra tekrar bunları alıp hava kilitlerini takacağız. Şarabımız bu arada sifonlarken çektim, gayet de güzel olmuş. Şimdi kapağına, içerisine herhangi bir bakteri girmemesi için kapağını kapatıyoruz. Biz diğer işlemi yapana kadar daha sonra tekrar kendi cam kavanozlarını aktaracağız. Temizlik yapıldıktan sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Durdurabiliriz sorucu. Evet arkadaşlar, damacanımızı temizledik, kuruttuk tamamen. Diğer damacanadan aktarım yapacağız. Büyük ihtimalle tamamını alacak. Ama her ihtimalle karşı yanına bir şişe şey yaptım. Bunu buzdolabında bekletip tüketmek isterseniz tüketebilirsiniz. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Damacanamızı bu sefer biraz daha fazla doldurabiliriz. Çünkü önceki gibi köpürme olmayacak artık. Gördüğünüz gibi bir miktar berraklaştı. Cam şişede daha net göreceksiniz berraklık olayını. Evet, şimdi sifonumuzu yerleştirip başlayalım. İlk önce şişemizi koyalım bir miktar. Gördüğünüz gibi gayet temiz, posasından ayırdık. Bir miktar buraya koyacağım. Kalanın hepsini damacanaya dolduracağım. Bu da şu anki tüketiminiz için ideal olur. Ama tabii dediğim gibi buzdolabında tutmanız lazım. Mayaların çalışmaması lazım. Mayalar çalışırsa eğer bu şişeyi patlatır. Onun için fermentasyonun tamamen bitmesini arzu ediyoruz. Şimdi bunu dolduralım. Daha sonra diğer damacanaya geçeceğiz.
Şimdi damacanamıza doldurmaya başladık. Gördüğünüz gibi rengi muhteşem oldu şarabımızın. Birkaç gün dolapta beklesin. Daha sonra tortuları çökecek, şişedeki tortular. Kadehe koyduğumuz zaman nasıl gözükecek onu da göstereceğim size. Evet, şimdi dolmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, aktarma işlemini tamamladık. Tabii mayalar biraz aktif hale geldiği için tekrar baloncuk çıkartmaya başladı. Aktivasyon. Bu zamanla tekrar şey olacak. Mayalar şekerleri tükettikten sonra tamamen, bir ay sonra neredeyse tamamen durmuş olur. Ama tabii biz temkini elden bırakmıyoruz. Onun için bu baloncukların hiç çıkmaması lazım şişelemeden önce. Evet, burası benim kullanmadığım bir mutfağın alt bölmesi. Kapaklarımızı kapatınca karanlık bir ortam oluyor. Artık jelatine sarmayacağım. Burada bekleteceğim. Bir ay sonra dibinde biriken tortusunu tekrar bakacağız. Eğer çok birikirse bir aktarım daha yapacağım. Eğer çok birikmezse 2 ay sonra gibi de şişelemeye başlayabilirim. Ben genelde bu tür zeytinyağı şişelerine koyuyorum. Koyu renkli. Veya normal eski şişelere bu şekilde kapaklar satın alıp eski şarap şişelerine de koyabilirsiniz. Evet, burada bir derecem var, görüyorsunuz. Yaklaşık sabit 20-22 derecelerde kalıyor burası. Şarap için çok önemli bu. Yani ısı çok değişken olmaması lazım. Mesela örnek göstereyim size. Bu şarap berraklığını görüyorsunuz. En ufak bir tortu yok içinde. Bu daha önce yaptığım rose tipi şarap diyebiliriz. Yani %90'ı beyaz üzüm, %10'u da kırmızı üzümden yapmış olduğum bir şaraptı. Yaklaşık 6 ay kadar falan bekledikten sonra şişelendi. Gördüğünüz gibi cam gibi berrak. İnşallah bu kırmızı şarabımız da öyle olacak. Diğer eski şişeleri de bu şekilde kullanıyorum. Bu şarap yapımında özellikle dikkat etmemiz gereken en önemli şey temizlik. Kullandığımız kaplar çok temiz olacak. Kesinlikle risk almamamız gerekiyor. Sonucu da gördük. Bir ay sonra bakacağız. Eğer çöken tortumuz çoksa bir aktarım daha yapacağız. Yani bu sizin keyfinize kalmış. Zaten belli bir süre sonra dibe çöken tortu çok sertleşiyor ve çabuk bulanmıyor. Yani onun için isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 2 ay daha bekleyip daha sonra direkt şişeleme moduna geçebilirsiniz. Ama tabii dediğim gibi bu fermentasyon olayının, yani bu baloncuk çıkartma olayının tamamen bitmiş olması gerekiyor. Yoksa bu sizin şişenizi patlatacaktır. Şu an gördüğünüz gibi tekrar çalışmaya başladı şarabımız. İkinci doldurumda ben bir şişeye şu şekilde koydum, biliyorsunuz az evvel. Bunu yani şu an için tüketmek için. Bu dolapta duracak. Eğer dışarıda durursa bu şu an fermentasyon devam ettiği için bu şişeyi patlatır. Yani ikinci doldurumda koyduğunuz kap, daha önce bir ufak damacanamız daha vardı 3 litrelik. O bizim yedeğimizdi. Demek ki bu şekilde çalışmak ideal. Yani ikinci aktarımda şuraya kadar doldurabilirsiniz. Sorun değil, çünkü artık köpürme aşırı derecede fokurdama olmayacağı için biraz daha yüksek doldurabilirsiniz. Evet, şarap videomuz burada sonlanıyor. Artık düzenleme işi kaldı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize teşekkürler beni izlediğiniz için. Tabii abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın.